Hocam gelen sorulardan birisi de herhangi bir işte uzmanlaşmak için 10.000 saat gerekli mevzusu. Şöyle bir soru gelmiş. Yetenek diye bir şey yok, saçmalık bence. Yani bir insan 10.000 saat müzikle uğraşsa sanatçı mı olacak? Adamın sesi karga gibi olsa bile diye bir soru gelmiş. Aslında soru güzel. Bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmalara güzel işaret ediyor. Bir sanatçılık başka bir şey, ustalık başka bir şey. 10.000 saat ustalıkla ilgili bir kuraldır. 10.000 saatte kabaca şuradan geliyor. Bu böyle sayısal bir şey değil ama beynimizin bağlantılarını değiştirerek bizim yaptığımız herhangi bir işte o işin gerekliliği olan motor hareketleri ya da zihinsel becerileri otomatik pilot alabilmesi için belli bir süre meşgul edilmesi gerekiyor. Şimdi sanatçı olmak, yaratıcı düşünce, soyut imgelem, işte efendim kimsenin aklına gelmeyen ya da kimsenin karşılaşmadığı becerileri kafada farklı bir şekilde harmanlayabilmek gibi çalışarak ustalıkla geliştirilemeyecek bir şeyler daha istiyor. Yani sana yaratıcı bir zihne sahip olmanın başka kuralları var. Bu bahsettiğimiz herhangi bir şey usta olma meselesi. 10.000 saat konusunun da aslında üzerine biraz düşünüldüğünde böyle robotik bir kural olmadığı açığa çıkıyor. Mesela 10.000 saat ne kadar zaman eder diye düşünürseniz. Atıyorum piyano çalmak isteyeceksiniz. Piyanoda usta olmak istiyorsunuz. 10.000 saatse günde 1 saat çalışarak, her hafta işte günde 1 saat çalışarak. Seneler süren bir şey 10.000 saat dediğinde. 5-6 sene zaman yatırmanız gerekiyor normal bir hayat içerisinde. Soru şu, bir insan bir beceriye 10.000 saati neden yatırsın? Yani bunun arkasındaki motivasyon nedir? Çoğu insan yüksek motivasyonla, çok büyük bir öğrenme isteği ve aşkla bir işe giriştiği zaman hem 10.000 saati kolayca yatırıyor hem de beyin devrelerini o yönde istediği gibi şekillendirebiliyor. Ama motivasyon yoksa, bu iş zorla, efendim mesaiye bağlı olarak, not almak için işte ya da başka bir hani o işin amacı dışarısındaki bir çıktı için, bir sonuç için yapıldığında insanlar bu ustalığı sergileyemiyorlar. Yani biz robot değiliz, makine değiliz. 10.000 saat yapınca bir işte böyle mucizevi bir şekilde usta olmuyoruz. İşin bir de duygusal bileşenleri var, motivasyon bileşenleri var. Eğer bunlar varsa zaten o 10.000 saatten çok daha fazlası yatırılıyor. İnsanlar yıllarca bu işlerle ilgili uğraş veriyorlar ve sonuçta kaçınılmaz bir şekilde ustalaşıyorlar. Ki bir kişinin bir meseleye motivasyonla zaman yatırmaya başlaması, o kişinin o meseleye zaten bir yatkınlığının olduğunu, gerek kültürel, gerek biyolojik olarak bir yatkınlığının olduğunu da bir göstergesi. Genellikle mesela basket oynamaya uygun bir bedensel yapısı olmayan bir insan buna çok fazla vakit ayırmıyor zaten. Uzun boylu, iyi zıplayabilen, kemik ve kas esnekliği yüksek bir insan buna vakit yatırmayı seçiyor. Bu arada yetenek gerçekten de çok düşük paya sahip bir şey. Bizim kültürel olarak bildiğimiz kadarıyla. Biz yetenek deyince hani böyle anadan doğma, Allah vergisi bir takım diğer insanlardan farklı özellikleri anlıyoruz. Ama bu anlamda yetenek başarıyla ya da bir işte usta olmakla çok az ilişkili. Birçok dahi olarak kabul ettiğimiz yetenekli ve üstün başarılı insan bu yeteneklerini %99 çalışmaya bağlarlar. Yetenek ancak %1 rol oynar derler. Albert Einstein'in sözüdür bu. Herkes tabi buna bir de Mozart örnek verir. Onda hemen Mozart meselesine de bir dokunmak belki faydalı olur. Herkes diyor ki Mozart 5 yaşında senfoni yazmış. Hani ne zaman bu çocuk 10.000 saat harcadı diye. Doğru, Mozart 5 yaşında bir senfoni yazmıştır. Ama bu senfoni kimse duymamıştır. Çünkü kimse çalmaz. Kötü bir senfonidir. Mozart zaten piyanonun üstüne doğmuş bir çocuktur. Bütün ailesi müzisyendir. Müzikal bir ortamda büyümüştür. Ve zaten yani bizim gagu dediğimiz yaşlarda Mozart piyano tuşlarına basıyordu. Dolayısıyla ortaya müzik çıkarmaya başlaması evet çok erken yaşlardadır ama ustalık eserleri mesela 12 yaşındadır Mozart'ın ilk büyük eseri. Dolayısıyla 12 yaşına kadar da on binlerce saat piyano çalmaya fırsat bulmuş ustalardan bir tanesidir. Ama Mozart aynı zamanda yaratıcı ve sanatçı da bir zihindir. Sadece usta değildir. Konservatuvarda yıllarca eğitim alıp usta bir icracı olan herkes sanatçı olmuyor. O yüzden sanatçılık başka bir şey.